Şimdilerde daha çok yapay zekadan bahsediyoruz, büyük veriden bahsediyoruz, artırılmış gerçeklikten bahsediyoruz, robotlardan bahsediyoruz. Dünyada bir şeyler olduğu çok aşikar. Ve üstelik bu bir şeyler belki insanlık tarihindeki en altyapısal dönüşümün hayatımıza girdiğini de gösteriyor. Bahsettiğimiz bu devrim basit bir devrim değil. Yani buharlı gemiden elektroniğe ya da elektrik enerjisine, oradan elektroniğe geçişten falan söz etmiyorum. Tamamen insana dair bir şeyden söz ediyorum. Bütün sosyal değişimlerin kökeninde teknolojik değişimler yatar. Yani sanayi toplumuna geçişin ürettiği o kentlileşme, ulus devlet denilen onun siyasal üst yapısının oluşması, bunların tamamı teknolojiyle başlayan şeyler. Tarımsal ekonomiden sanayi ekonomisine geçiş. Sonradan sanayi sonrasına geçiş. Yani ortamın dijitalleşmesi, elektroniğin hayatımıza girişi, üçüncü sanayi devrimi dediğimiz şey, sanayi sonrasının doğuşu, küresel insanın hayata geçişi, ulus devlet denilen yapıların artık bir mite dönüşmesi, sınırların geçirgen hale gelmeye başlaması, küresel ekonominin ve devlet olmayan bir takım aktörlerin sistemin içerisine girişi. Endüstri 4.0 dediğimiz yepyeni bir uygarlık alanından söz etmeye başladık. Hayatımızda çok önemli değişiklikler getirecek. Bunlardan bir tanesinden bahsedeyim. Önce siyasi olarak neden değiştirecek bunu söylemek önemli. Çünkü bütün teknolojik değişimler ve sosyal dönüşümlerin ortaya çıkardığı bir de siyasi yapı var. Yani ulus devlet denilen şey bir şeyden kaynaklanıyor. Ulus devletin zayıflaması başka bir şeyden kaynaklanıyor. Küreselin ortaya çıkışı bir takım teknolojik ve sosyal dönüşümlerden kaynaklanıyor. Endüstri 4.0'ın da ortaya çıkaracağı bir siyasal düzen olacak. Bu kuşkusuz. Kimileri daha iyimser düşünüyor. Ben açıkçası çok iyimser değilim. Şu bakımdan çok iyimser değilim. İnsansız hava araçları, insansız arabalar, insansız fabrikalar, insansız ortamlar derken aslında insanın önemini yitireceği yepyeni bir dünya ile karşı karşıya kalabiliriz.